huzuru için 7 gün 24 saat çalışmaktalar. Ben bu konuda çalışan tüm birimlerimize, çalışma arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ama özellikle bir teşekkürümü sevgili Iğdırlı hemşerilerime yapmak istiyorum. Çünkü suçla, suçluyla mücadelede Iğdırlı hemşerilerimiz de bize inanılmaz destek vermekte. Allah hepsinden razı olsun. Iğdır'ın huzuru, Türkiye'nin huzuru diyoruz. Türkiye'nin huzuru, Iğdır'ın huzuru diyoruz. Bu noktada terörle mücadeleden tutun da madde bağımlılığıyla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, asayiş olaylarının yönetilmesi konusunda azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Ve çalışmalarımızda gerçekten devletimizin verdiği imkanlar dahilinde teknolojide en üst düzeyde kullanılmakta ve organize suç örgütleri de ilimizde faaliyet imkanı bulamamaktadır. Bu noktada özellikle Temmuz ayı itibarıyla bazı başlıklar halinde sizlerle yaptığımız çalışmaları paylaşmak istiyorum. Terörle mücadele kapsamında her türlü örgütle FETÖ, PKK, DAEŞ hepsiyle amansız bir mücadele sergiliyoruz. Hiçbir faaliyetin ilimize girmesine, hiçbir teröristin faaliyet göstermesine izin vermiyoruz. Bu kapsamda hem emniyetimiz hem jandarmamız 14 küçük bir orta çaplı olmak üzere 15 operasyon icra etmiş. Böylece terör örgütü mensuplarına ait muhtemel sığınak, mağara, barınma alanları kontrol edilmiş. Allah'a çok şükür herhangi bir sıkıntıya, herhangi bir ize rastlanılmamıştır. Sosyal medya üzerinden, dijital mecralardan terör propagandası yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 4 şahıs hakkında işlem yapılmış. Şüphelilerin il dışına ve yurt dışında olmaları sebebiyle haklarında kararı, yakalama kararı çıkarılması sağlanmıştır. Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanmış. Sevk edildikleri makamlarca ifadelerin alınması üzerine serbest bırakılmıştır. 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde 5 olayda 5 şahısa adli işlem yapılmıştır. Ayrıca asayiş suçları nedeniyle de güvenlik birimlerimiz azim ve kararlılıkta çalışmakta. Özellikle firarilere yönelik, yakalama kararları olanlara yönelik yoğun bir çalışma sergilemektedirler. 119 araması olan şahıs yakalanarak adli birimlere ve cezaevlerine teslim edilmiştir. Asayişe müessir suçlara karıştığı tespit edilen toplamda 51 şahıs tutuklara cezaevine konulmuştur. Sınır olmamız hasebiyle göçmen kaçakçılığıyla da mücadelede müthiş bir gayret gösterilmektedir. Bu noktada Hudut Tugay Komutanlığımız başta olmak üzere emniyetimiz, jandarmamız 7 gün 24 saat bu noktada gayret göstermekte. 37 gün düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine gönderilmiştir. Bunun yaklaşık 200 katını biz sınırda hiçbir şekilde hudutta sınırlarımızı almayarak yeri itme yöntemiyle hudut birliklerimizce sağlanmış. Önleyicilik açısından bu da son derece önemlidir. Ama özellikle göçmen kaçakçılığı hususunda en önemli husus, göçmenlerimizi, buraya gelen göçmenleri yakalıyoruz. Ama en önemli husus, bu organizatörler üzerine yapılan faaliyetlerdir. Suç ve suç örgütleriyle mücadele kapsamında 4 göçmen kaçakçısı yakalanmış. Bu savcıların biri tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş. Birisi adli kontrol şartıyla. İkisi ifadesinin alınmasına müteahhit serbest bırakılmıştır. Havalimanında sahte belgelerle yakalanan bir yabancı şahıs resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılmış ve devletimizin birimlerine teslim edilmiştir.
En önemli mücadele alanlarımızdan bir tanesi narkotik maddelerle mücadeledir. Narkotik maddelerde başta metamfetamin olmak üzere her türlü uyuşturucu, uyarıcı maddeyle mücadelemiz devam etmekte. Özellikle Iğdır'ımızı zehir tacirlerinden korumak bizim asli görevimiz haline gelmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 27.2 gram metamfetamin, 9 adet ekstazi, 21 gram bonzai, 3.4 eroin, 717 kök hint kelebi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara intikal ettirilen 8 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine konmuştur. Gençlerimizi zehirlemeye yönelik yapılan bu suç bizim en önemli öncelik alanımızdır. Biz hiçbir şekilde bunlara geçit vermeyeceğiz. Özellikle belirtmek isterim ki emniyetimizin ve jandarmamızın ve buna ek olarak gümrük muhafaza birimlerimizin muazzam yakamaları olmuştur. Örneğin metamfetamin alanında geçen senenin ilk 6 ayıyla bu senenin ilk 6 ayını kıyasladığımızda metamfetamini yakalama oranımız %100 değil, %1000 değil, %36.000 artmıştır. Göz açtırmayacağız. Özellikle bu uyuşturucudan kazanılan paranın terörün finansmanında kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Ama sadece bu mücadelemiz uyuşturucuyla sınırlı kalmıyor. Özellikle tütüne yönelik, sigara kaçakçılığına yönelik de çok ciddi faaliyetler yapıyoruz. Bu noktada kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, kaçakçılığa gerçekleştirilen operasyonlarda 3.343 adet gümrük kaçağı sigara, 15 adet elektronik sigara, 1.800 adet boş makaron, 258 litre akaryakıt, 58 kilogram nargile tütünü, 20 şişe kaçak içki, 67 litre sahte alkol, 8 adet kaçak cep telefonu, 25 kilogram kaçak gıda, 36 adet çeşitli emtia, 1 adet tabanca, 7.828 adet ilaç ve toplam bunlar ele geçirilmiş, toplamda 29 şüpheliye işlem yapılmıştır. Kaçakçılık hem ülkemizin ekonomisini kötü etkilemekte, hem de insanlarımızın sağlığını kötü etkilemekte. Bu nargile tütünümüz dediğimiz şeylerin içerisinde, yakalanan tütünlerin içerisinde uyarıcı maddeler de bulunmuş. Bu nargile tütünün içerisinde insanlarımız çaktırılmadan zehirlenmekte istemiştir. Biz bu noktada azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması. Trafik, özellikle şunu belirtmek istiyorum. İlimiz Allah'ın bahşettiği birçok nimete sahip. Düz bir ovadayız. Ve bölgemizin en sıcak illerinden bir tanesi. Ve ilimizde en fazla kullanılan araç tipi motosiklet. Türkiye'de sadece 4 ilde motosiklet sayısı araç sayısından fazla, bunlardan bir tanesi de Iğdır. Tabii genelde yapılan kazalarda dikkatsizlikten kaynaklanan, hızdan kaynaklanan motosiklet kazaları oluyor. Bu da bizi üzüyor. Bu noktada yakın bir zamanda çok ciddi farkındalık çalışmalarına başlayacağız inşallah. Biz bunu azaltmayı düşünüyoruz. Can güvenliğimiz açısından özellikle trafikte hız yapılmamasına, telefonda araç kullanırken telefon kullanılmamasına, alkollü ya da yorgunken araç kullanmamasına,
trafik kurallarına uyulmasına, azami ölçüde dikkat edilmesini kıymetli hemşerilerimden önemle rica ediyorum. Epi tüm hemşerilerimiz bizim için azizdir ve en üstün hak can güvenliğidir. Bu noktada farkındalığı artıracağız inşallah. Emniyet ve jandarma bilimlerimiz 20.385 aracı ve sürücüyü kontrol etmiş. 3.558.000 lira ceza yazılmış. Kurallara uyulmamaktan dolayı. 84 araç trafikten men edilmiş. Ve ne yazık ki Temmuz ayında 45 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş. Biz bu yaralamalı trafik kazalarının olmaması için el birliğiyle ortak bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Bir de hem emniyetimizin hem jandarmamızın çok ciddi projeleri var. Sosyal alanda gayretleri var. Farkındalığa yönelik, bilinçlendirmeye yönelik. Ben emniyet ve jandarma birimlerime teşekkür ederim. Başındaki emniyet müdürüme ve albayıma da teşekkür ediyorum. Son derece hassaslar. Iğdır için dertleniyorlar. Bu noktada gayretli çalışmaya da devam ediyorlar. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri büro amirliğince özellikle 160 öğrencimize bölücü örgüt faaliyetlerine ilişkin farkındalık eğitimi verilmiş. Narkotik suçlarla mücadele birimlerimizce en iyi narkotik polis arama projesi kapsamında 155 kişiye bilgilendirme faaliyeti yapılmış. Trafik birimlerimizce yaz okullarında yüz yüze 53 öğrenciye kartrik dedikleri eğitimi verilmiş. Yine 442 süreciye güvenli sürüş kuralları eğitimi verilmiş. Güvenli okul yolu projesi kapsamında 80 tane gencimize ileri düzey eğitim verilmiş. Trafik birimlerimize motosiklet eğitim aracıyla 80 yaz okulundaki öğrencilerine güvenlik bisiklet kullanımı hususunda eğitim verilmiş. Ben bu faaliyetlerde bulunan kıymetli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tam 107.640 kişi sorgulanmış. Biz bunu rutin bir faaliyet olarak yapıyoruz, sorgulama faaliyetleri. Ve gerçekten bu sorgulama faaliyetlerinde az önce de açıkladım. Kiraliler çıkabiliyor, başka şeyler çıkarabiliyor. Bunları hemen yakalıyoruz. Araç sorgusu 36.000. Yoklama kaçağı 230 kişiyi yakalamışız. Bulunan kayıp şahıs sayısı 15. Ayrıca kahvanelere yönelik 2500, park ve bahçeleri geçiyor. 684, kafe ve restoran 1933, internet kafeler 56 olmak üzere son derece hassas bir şekilde denetlenmiştir. Ayrıca nargile sunum belgesi olunmaması yüzünden 57 iş yeri işleme tabi tutmuş, 15 iş yerine kapalı alanda nargile içilmesine ve sunum belgesi olmamasından dolayı ceza kesilmiştir. 162 tane asayiş uygulaması yapılmıştır. Ben burada gayret eden, faaliyet gösteren kıymetli birimlerimize, destek veren değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirmeden önce özellikle Türkiye'nin huzuru için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm Türkiye çapında inanılmaz operasyonlar yapıp terörle mücadeleden tutun da narkotik maddeyle mücadeleyle ayrıca çember gibi operasyonlarla dün sayılar, rakamlar açıklandı. Muazzam sayılarda yakalama yapılmış. Çok kıymetli Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Bu asayişin huzurun sağlanmasında bizimle beraber
bize gayretlerini, desteklerini esirgemeyen Cumhuriyet Başsavcımıza, Hudut Komutanımıza, MİT Başkanımıza, Emniyet Müdürüme ve değerli ekibime, Jandarma Komutanıma ve değerli ekibime, siz kıymetli muhtarlarıma, sevgili Iğdırlı hemşehrilerime canlı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim vatan uğruna, millet uğruna, bu aziz millete hizmet uğruna çalışan herkese yardım etsin. Amin. Ayaklarına taş değdirmesin. Amin. Burada hepinizi muhabbetle tekrar selamlıyor. Iğdır'ımıza ve Türkiye'mize esenlikler diliyorum. Sağ olun, var olun.